Gör. Abicim, adamda sihirli değnek var sanki. Gitti küme düşmek üzere olan Fiorentina'ya İtalya kupasını kazandırdı. Bak gör, bu sene de Milan'ı şampiyon yapar. Bir Türk olarak gurur duyuyorum vallahi. Yahu bugüne kadar Türkiye'nin yerini bilmeyen İtalyanlar şimdi sokaklarda Türk bayraklarıyla dolaşıyorlar. Bizim Anadolu müthiş bir kaynak azizim. Ne cevherler var. Misal Profesör Gazi Yaşargil. Dünyanın en önemli beyin cerrahı ve bir Türk. Dünyanın dört bir yanından insanlar o ameliyata gitsin diye ayaklarının altına trilyonlar seriyorlarmış. Çok gururlandım vallahi. Helal olsun onlara. Helal olsun. Bu gurur tabloları bir iki değil ki. Say say bitmiyor. Dünyanın en büyük plak şirketi. Bu Michael Jackson, Whitney Houston'lara kaset yapan yapımcı da Türk değil mi? Ahmet Ertegün. Adına kurban, yedi sülaleden Türk. Güher Süher Pekiner kardeşler, Fazıl Say, bütün dünya onları alkışlıyor. Biz de alkışlayalım arkadaşlar. Dünyanın ilk uçan insanı Hezarfen Ahmet Çelebi. Sorarım size arkadaşlar, yedi göbek Türk değil miydi? O uçarken tuvaleti bilmeyen Avrupalı kağıda yapıp yapıp sokağa atıyordu. Ya zakkumcu Ziya Özel? Amerika Birleşik Devletleri'nde enstitü kurmuş, araştırma yapıyormuş. Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine diyen sevgili şairimizin eserleri 72 dile çevrildi arkadaşlar. Dünyanın en büyük 10 şairinden biri. Kim bu? Nazım Hikmet. İşte o da bir Türk arkadaşlar, Türk. Çok haklısınız. Geçenlerde Fransa'ya gittiğimde Fransız parlamenter konuşmasına Nazım Hikmet'in bir dizesiyle başladı. Yayılmaz güney, yol, duvar, sürü. Bu filmleri kim unutabilir? Dünyanın büyük bir değer olarak kabul ettiği Yılmaz Güney de bir Türk yönetmeni değil miydi arkadaşlar? Say say bitmiyor. Tugaylar, Emreler, Hakan Şükürler. Hepsi de Türk oğlu Türk. Artık işimize baksak arkadaşlar. Sırada görüşülecek bir sürü yasa var. Sayın Bakanım, neyi konuşuyoruz? Vatandaşlıktan çıkartılacak 3500 kişinin durumu görüşülecek. İçlerinde bilim adamı, sanatçı ve yazarlar var. Çıkartalım tabii efendim. Kim bilir ne yasa dışı bağlantıları var. Dış düşmanlarla birlik olup ülkemizi kırt 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 parçalayacaklar. Oğlum çok koyu yapmışsın bunu, bunu içemem ki. İçelim efendim, içelim. Ağzımız tatlansın, daha güzel işler yapalım. Fatma Hanım çok tatlı konuşuyor. Siz içmiyor musunuz efendim? Bakanım. Ne var? Hem elimizdeki yazar, çizer, bilim adamlarını türlü bahanelerle kaçırtıyorsunuz. Sonra da yok Nazım Hikmet, Yılmaz Güney, Fatih Terim diye peşlerinden ağlıyorsunuz. Onlara gerekli çalışma ortamını yaratıp elimizdeyken kıymetlerini bilsek ya. Çok konuşma, sana düşmez. Sen işine bak. Bu çaycıyı da mı çıkartsak vatandaşlıktan? Bildiği yere gitsin. Çok iyi çay demliyor. Bir daha düşünsek. Vatandaşın geleceği iyi olacak mı sorusunun cevabı hayır olunca vatandaş da ağzını hayra açmaz oldu.